Dün akşam ya da önceki akşam, yanlış hatırlayabilirim, bir televizyondaki tartışma programına Yüksek Seçim Kurulu Başkanı mesaj gönderdi. Dedi ki, mühürsüz oylar geçmişte de çok emsal karar var, birçok seçimde geçerli kabul edildi. Bu açıkça toplumu yanıltmaktır. Açıkça. O geçmişteki kararlar sandık bazında, itirazlar üzerine verilen kararlardı. Sandık bazında. Bir sandıkta itiraz oldu, o itiraz seçim kurulunda incelendi, sonra Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Seçim kurulu bir karar verdi. Ama 16 Nisan 2017 referandumda verilen karar bütün Türkiye'de geçerli olmak üzere verildi. Arada çok büyük bir fark var. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı açıkça kanuna aykırı bir karara imza atıyorsa ve bugün sandık bazında geçmişte verilen kararları buna dayanak gösteriyorsa açıkça toplumu yanıltmak istiyor demektir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın aslında düşen görev derhal istifa etmesidir. Derhal istifa etmesidir. Çünkü açıkça kanuna aykırı bir karara imza attı ve bugün ana muhalefet partisinin genel başkanıyla hukuki ihtilafları var. Hukuki ihtilafları var. Ana muhalefet partisinin genel başkanıyla davalık olan bir Yüksek Seçim Kurulu Başkanı görev yapamaz. Onun kararlarında tarafsızlık olmaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsızlığına gölge düşer ki düşmüştür. Yüksek Seçim Kurulu sarayın kurulu haline getirilmek isteniyor. Aslında yapması gereken bence derhal istifa etmesi.